Selamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir konuyla karşınızdayım. Bugün sizlere iPad Pro ve Samsung TB7 Plus arasındaki tüm farkları anlatmaya çalışacağım. Ve video sonunda da hangisini almaya karar vermenize de yardımcı olacağım. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan direkt konumuza geçelim. Apple uzun zamandır iPad Pro'yu bir dizüstü bilgisayar yerine kullanabileceğimizi söylüyor. Peki ya Android kullanıcıları? Şimdi baktığımızda Samsung Galaxy TB7 ile nihayet uygun bir seçeneğe sahip olabileceğiz. Ki marka arasında bazı önemli farklılıklar var ve en önemlisi fiyat. Ama hangisi paranızın karşılığını en iyi şekilde veriyor? Öğrenmek için ikisini de karşılaştıralım. Şimdi karşılaştırmaya baktığımızda iPad Pro 12.9 inçlik modelimiz şu anki kur değerinde 9.499 TL olarak satışta. TB7 Plus'a baktığımızda bu fiyatın çok altında kaldığını görüyoruz. Samsung'un resmi sitesinden almaya kalktığınızda 6.524 TL olarak satın alabiliriz. Şimdi iki cihaz arasındaki fiyat farkımız 2.975 TL arkadaşlar. Tabu fiyat farkına değer mi? Videonun sonunda öğreneceğiz. Karşılaştırmaya devam edelim. Şimdi iki cihazın işlemcilerine baktığımızda iPad A12 Z işlemci Samsung Snapdragon 865 Plus adlı işlemciyi kullanıyor. İki işlemci arasında kendi alanlarında iyi olduğu yönleri var. Fakat Snapdragon 865 Plus işlemci A12 Z yanında düşük kaldığını gerek testlerde görüyoruz. Fakat bu demek değil ki Snapdragon 865 Plus işlemci kötü. Baktığımızda 865 Plus Yonga setinde gayet yeterli ve performans odaklı işlemci olduğunu görüyoruz. RAM kısmına baktığımızda iPad için 6 GB RAM fakat TB7 Plus için 6 ila 8 GB RAM seçeneği mevcut. Bu da bazı önemli yoğun aktivitelerde daha fazla RAM ihtiyacı duyduğunuzda işinize yarayacaktır. Bununla birlikte depolamaya baktığımızda iPad için 128 GB'dan 1 TB'a kadar yükseltme yapabiliyorsunuz. Fakat TB7 için sadece 128 ve 256 GB depolama desteği mevcut. Fakat TB7 Plus için şöyle bir artısı var. 1 TB'a kadar hafıza kartı takma imkanı sizlere sunuyor. Yani illa da yüksek depolamalı model almak zorunda değilsiniz. İhtiyaç duyduğunuz anda ekstra bir hafıza kartı takıp işinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Karşılaştırmaya devam edelim. Ekran boyutu olarak iPad Pro 12.9 inçlik ekran büyüklüğüne sahip. TB7 Plus'ımızda 12.4 inçlik bir ekran boyutumuza sahip. Şimdi buradaki farkı size anlatacak olursam, şöyle yukarıda gördüğünüz gibi iPad Pro'muzun ekranı 4'e 3 oranına sahip. TB7 Plus'ımızda 16.9 ekrana sahip. Şimdi iki cihazın da film izlerkenki büyüklüğüne dikkat edin. Gerek film izlemek için gerek oyun oynamak ya da bir sunum hazırlamada 16.9 ekran daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Kısaca ekran çözünürlüklerimizden de bahsedelim. iPad Pro'da 1732x2048 piksel. TB7 Plus'ımızda 2800x1752 piksel çözünürlüğümüz mevcut. Her iki cihazın da çözünürlük değerleri ve PPI değerleri gayet yeterli ve yüksek. Bununla birlikte iki cihazımızda da 120 Hz tazeleme hızı ekran panelimizde mevcut. Evet, ekrandaki en önemli faktör ekran panelimiz. Şimdi baktığımızda iPad'imizde LED ekran paneli görüyoruz. TB7 Plus'ta Super AMOLED ekran kullanılmış. Bu iki panelin farklılıklarında çok fazla detaya inmeyeceğim. Eğer isterseniz bunun hakkında ayrı bir video çekebilirim. Yorumlar kısmına yazmanız yeterli olacaktır. Kısaca Super AMOLED ekranımız kullanıcıya daha doğal ve daha renkli diyebileceğim bir ekran sunuyor ve siyah kısımlarda LED ışığı yakmadığı için pil tasarrufu da etmiş oluyorsunuz beraberinde. TB7 Plus'ımız 120 Hz tazeleme hızına sahip dedik fakat ekran altı parmak okuyucusuna da sahip. Alüminyum çerçevesi ayrıca güçlü bir dörtlü hoparlör kurulumuna da sahip. TB7 Plus'ın iPad'den büyük ölçüdeki farkı ise 5G olacaktır. Hem TB7 Plus hem de iPad Pro iyi ağ koşullarında mükemmel LTE hızları elde edebiliyor olsa da 5G güzel bir seçenek olacaktır. Bu yüzden bu artıyı Galaxy TB7 Plus'a veriyoruz. Qualcomm Snapdragon 865 Plus Yonga setiyle beraber gelen Samsung Galaxy TB7 Plus Android tablette bulabileceğiniz en yüksek hızları sunabilir. İki model olarak geliyor. 128 GB depolama alanına sahip 6 GB RAM veya 256 GB depolama alanına sahip 8 GB RAM mevcut. Her ikisinde de daha önce söylediğim gibi microSD kart ile 1 TB'a kadar ek harici depolamayı arttırabilirsiniz. TB7 8000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahipken S7 Plus 10.900 mAh bataryaya sahip. Her ikisi de isteğe bağlı bir güç adaptörü ile 45 Watt hızlı şarj ile doldurabilirsiniz. iPad Pro A12Z Yonga setini 6 GB RAM ile çalıştırıyor. Ve Snapdragon 865 Plus Yonga seti
çıktı. Çoğu insan için fazlasıyla yeterli güçte olsa da Apple'ın A12 Z işlemcisi yanında düşük performansta kalıyor. Ama dediğim gibi 865 Plus kötü ya da yavaş oldu anlamına gelmez. Sadece A12 Z işlemci bir mobil işlemci için yüksek hızlara ulaşan bir işlemci. iPad Pro 12.9 inç modelde 9720 mAh pil bulunuyor. Bunlar TB7 ve S7 Plus ikilisinde bulabileceğinizden belirgin şekilde daha küçük olsa da iPadOS daha verimli güç tüketimine sahip olduğundan bu nedenle şarjlar arasında günün çoğunu çıkartmakta sorun yaşamazsınız. iPad'in şarj adaptörüne bakacak olursak kutuda bir 18 Watt'lık şarj cihazıyla birlikte geliyor. Hem Galaxy TB7 hem de iPad Pro hemen hemen her görevi inanılmaz derecede güçlü bir şekilde yerine getiren güçlü tabletler diyebiliriz. Bununla birlikte iPad Pro daha fazla depolama seçeneği ve önemli ölçüde daha güçlü bir Yonga seti sunduğundan bu yüzden TB7 Plus'tan bir tık daha yukarıda olduğunu söyleyebilirim. Evet, gelelim kameralara. Samsung Galaxy TB7 ikilisi 13 megapiksel birinci lens ve 5 megapiksel ultra geniş sensör içeren çift kamera dizilimine sahip. Öne bakan kamera ise 8 megapiksel hızında çalışıyor. iPad Pro'da 12 megapiksel birinci lens, 10 megapiksel ultra geniş lens ve bir lidar tarayıcı kamera çıkıntısı bulunuyor. Tabletin önünde 7 megapiksel sensör ve Face ID için True Depth kamera da mevcut. Şimdi iPad'in kamera olarak TB7 Plus'tan büyük ölçüde farkı lidar tarayıcı. Lidar tarayıcı çoğunlukla nesnelerin etrafındaki mesafeyi belirlemek ve ölçüm doğruluğunu iyileştirmek için kullanılıyor. Bununla birlikte Apple'ın önümüzdeki yıl içinde tüketici ürünlere gelmesi gereken 10 yıldan fazla ARE araştırmalarına önemli bir parça olması muhtemeldir. iPad Pro amiral gemisi tabletine entegre edilmiş çok daha gelişmiş teknolojiye sahip. Bu nedenle bu galibiyeti de iPad Pro'ya verebiliriz. Evet, yazılım kısmına baktığımızda Samsung Galaxy TB7, Samsung One UI birlikte Android 10 ile birlikte geliyor daha doğrusu. One UI'nin en son yinelemesi kablosuz DeX modu, cihazlar arasında otomatik senkronizasyon ve Microsoft OneDrive ve Office gibi programları entegre etti. Bununla birlikte bir dizi gelişmiş gizlilik, sohbet ve bildirim özelliği getirdiler. Şimdi iPad Pro, iPad OS ile birlikte geliyor. El yazısını otomatik olarak metne dönüştürme, geliştirilmiş widgetler ve güncellenmiş bir arama ve menü işlevi gibi özellikler ekleyen iPadOS 14 gayet kullanışlı bir arayüze sahip. Gelelim karar kısmına. Şimdi burada kazanan aslında ihtiyaçlarınıza göre değişecektir. Kısaca bir tasarımcıysanız ya da yaratıcıysanız veya yalnızca güçlü bir dizüstü bilgisayar değişimi istiyorsanız ve parayı da dağıtmayı seviyorsanız iPad Pro en iyi seçeneğiniz olabilir. Daha rafine bir işletim sistemi, daha yaratıcı uygulama seçenekleri sunuyor. TB7 Plus içinde yalnızca üretkenlikle, not alma becerisiyle ilgileniyorsanız ve unutmayalım 5G bağlantısını istiyorsanız Samsung Galaxy TB7 Plus sağlam bir seçim olur. Keza beraberinde muhteşem bir Super AMOLED ekran, çoklu görev için bol miktarda beygir gücü ve Samsung'un üretkenlik uygulamalarını Microsoft Office ile senkronize etme özelliği kullanıcılar için gayet güzel bir özellik olmuş. Burada fiyat farkına baktığımızda da arada 2975 TL fark olduğunu belirtmek isterim. Genel olarak TB7 Plus fiyatına göre iPad'e nazaran çok avantajlı bir cihaz. Öte yandan Apple ekosistemine alışmış biriyseniz iPad pahalı da olsa iyi bir seçim olacaktır. Evet dostlar, bu videoda sizlere Samsung TB7 Plus ve iPad Pro'nun farklılıklarını beraber inceledik. Bundan sonraki seçim sizlere ait. Yorumlarda hangi cihazı daha çok beğendiğinizi ya da hangi cihazı almayı düşünüyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.